Ben nasıl bir Türkiye istiyorum? Gençlerin oy kullandığı, sandığa gittiği, müşahitlik yaptığı ve Türkiye'deki seçimlerin adil, şeffaf ve demokratik olduğu bir Türkiye istiyorum. Genç seçmen çok önemli çünkü 5,5 milyon civarında bir rakam var ilk defa oy kullanacak olan. Adaletin güçünün değil haklının yanında olduğu, kadınların havadan sudan sebeplerden öldürülmediği ve her şeyden önemlisi herkesin oy kullandığı bir Türkiye istiyorum. Mayıs başında yine etkinlikleri yazarım ben. Evet. Sana da onları yollayacağım. Yönetim kuruluyla konuşayım. Onlardan gelebilen olursa yine birlikte yaparız. Yoksa biz gider gençler olarak anlatırız yani. Evet, zaten öyle olduğunu zaten. Yapa yapa da öğrendik zaten. Bir gencin oy kullanmaması, kendi sesini duyuramaması anlamına geliyor. Yani bu ne demek? Gidip sandığa oy vereceksiniz ama bunu yapmazsanız sizin demokrasiden pay alamamanız anlamına geliyor bu. Ve bu da aslında etik olarak da çok doğru bir şey değil. Çünkü yani yarın öbür gün gelecek hükümetin politikalarını beğenmezseniz, bunlara karşı çıkarsanız insanlar size şunu sorar, gidip oy verseydin. Genç seçmen çok önemli çünkü 5,5 milyon civarında bir rakam var ilk defa oy kullanacak olan. Araştırmalar çok uzun süre dedi ki bu insanlar gitmeyecekler sandığa, çok apolitikler. Fakat şöyle bir veri paylaşabilirim sizinle. Bizim Mart'ın ortasında kayıt sistemimiz açıldı, gönüllü kayıt sistemimiz açıldı. İlk iki hafta içerisinde gelen başvuruların %30'u 30 yaş altıydı. Bu bizim için müthiş mutluluk verici. Demek ki insanlar farkındalar. Gençlerin oyu tabii ki çok önemli. Yaklaşık şu anki seçmenin yaklaşık %20'sine yakın kısmını genç seçmen oluşturuyor. Ve bu genç seçmen birçoğu da ilk defa oy kullanacak insanlardan oluşuyor. Bunların yeni bir kan olarak, taze kan olarak siyaset arenasına girip oy kullanmaları tabii ki çok önemli. Genç seçmen belirleyici gayet tabii ki de. Şöyle belirleyici, hem rakam istatistiki olarak belirleyici, hem de sandıklara sahip çıkmak, şeffaf bir seçim süreci için konuya sahip çıkmak, oylara sahip çıkmak açısından çok belirleyici olacaklar. O yüzden onları zaten sandığa gitmeye motive etmeye çalışıyoruz. Ya öncelikle şu anki seçim sürecine kadar özellikle geçen yıl ben daha fazla depolitize olmuş bir gençlik görüyordum. Yani insanlar fikirlerini ifade etmiyordu ya da oy vermeyeceğini, sandığa gitmeyeceğini söylüyordu. Ama ben şu anki atmosferle insanların kafalarında yavaş yavaş özellikle gençlerin bir aday şekillendiğini düşünüyorum. Ve partilerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarında zaten gençlere yönelik çalışmaları var. Bunlar ne kadar samimi bilemem ama gençlere bir şekilde ulaşıldığını düşünüyorum. Bizim anladığımız yani benim jenerasyonumun anladığı usulüyle bir aidiyet, politik aidiyet hisleri var mı? O bir soru işaretidir. Bence yok. Ama farkındalıkları çok yüksek. Topluma karşı bir sorumluluk var, bir eleştirel tavır var ve dolayısıyla bunun üzerine de yatmıyorlar. Yani bir şeyler yapmak istiyorlar. Türkiye'de demokrasi adına bir şey yapmak istiyorsak atanan jenerasyonunun bu işe sahip çıkması gerekiyor. Özel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Niye hukuk seçtim? Çünkü iyi bir hukuk sistemine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Adaletin tam olarak tesis edilebilmesi için çalışmak istiyorum ve bunda benim de bir payım olsun istiyorum. Bu yüzden hukuku seçtim. Özellikle sivil toplum, yani liseden beri ilgi duyduğum bir alandı zaten, merak ediyordum. Oy ve ötesine girme sebebim insanların oy kullanmasının çok önemli olduğunu düşünmem. Çünkü bildiğiniz gibi demokrasilerde hepimizin tek bir oyu var ve bunu nasıl kullandığımız, niçin, kime oy verdiğimiz çok önemli. Ve bunların doğruca anlatılması, oy kullanma sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve bu sürecin demokratik, şeffaf, adil bir şekilde gerçekleşmesini istediğim için bu derneğe girdim. Kendimiz için yeni iletişim mecraları keşfediyoruz. Mesela TikTok denen bir mecra var yeni. Üniversite öğrencilerine ulaşmaya çalışıyoruz. ATA ile tanıştınız. ATA özellikle bu gruplar için bir iletişim kampanyası yürütüyor. Onlarla iletişime geçiyor. Tek tek üniversiteler bazında, öğrenci grupları bazında tanıtımlar yapıyoruz. Benim burada gönüllü arkadaşlarımdan, en yakın arkadaşlarımdan biri Deniz.
Biz birlikte çalışıyoruz oy ve ötesinde. O benim vesilemle derneğe katıldı ve o da bu son 6-7 aylık süreçte aktif görevler aldı. Beni iten birazcık hem kendi jenerasyonumuzda hem genel ülke çapında insanların siyasete olan yanlış bakış açısı, biraz kutuplaşmaya olan eğilimleri oldu. Bunları dile getirmek istedim. Arkadaş ortamında üniversitede otururken kendi arkadaşlarım, yakın gördüğüm insanlar tarafından ben kendi fikirlerimi yansıtan bir siyasi parti görmediğim için, kendi fikirlerimin duyulmadığını düşündüğüm için oy kullanmayacağım gibi söylemler duydukça bunlar beni çok sinirlendirdi, dürüst olmak gerekirse. Ve aslında siyasetin sadece kendi görüşünü bir kutu gibi içine alan, partilerden oluşmayan bir arena olduğunu insanlara göstermek istedim. Yani kafalarındaki istedikleri mükemmel formül olmayabilir ama bu formüle ulaşmanın yolu da en yakınına oy vererek geleceğe kendilerinin katılım sağlamasıyla, aktif katılım sağlamasıyla kendi geleceklerini inşa edip o zaman işte akıllarındaki %100 mükemmel adaylara, partilere oy verebilirler. Ama bunun için bir yerden başlamak ve görüşlerini bir şekilde dile getirmeye, makul, mantıklı bir şekilde ifade etmeye ihtiyaçları var gençlerin. Kendi görüşümü yansıtmıyor, hiçbir parti yansıtmıyor. Ben hiçbirinin görüşüne inanmıyorum, ben oy kullanmayacağım diyor insanlar. Ya ben diyorum ki sen şu anda olan durumdan memnun musun? Ülkenin gidişatından memnun musun diyorum. Genelde hayır cevabıyla karşılaşıyorum. Sen oy atmazsan, o oy atmazsa, bu oy atmazsa nasıl bu düzen değişecek? Öğrencilerin gelip müşahit olmalarını, bizimle birlikte çalışmalarını istiyoruz. Yani bizim amacımız bütün gençlerin bu sivil toplum faaliyetinden haberdar olması. Gençler artık soğuk savaş dünyası gibi iki kutuplu şeylerden çok fazla hoşlanmıyor. Yani farklı farklı opsiyonları olsun, kendilerini en rahat hissettikleri yerde ifade edip demokrasiye katkı sağlasın istiyorum. O yüzden de gençlerin oy ötesiyle buluşması çok önemli. İnsanların müşahit olmasını istiyoruz biz. Çünkü müşahitlik bir kere her şeyden önce kanunda bize tanınan bir hak. Yani diyor ki kanun, gidip oy sayım sürecini, oy kullanım sürecini, o işte genel olarak o seçim günü yapılan bütün aktiviteyi gözleyebiliriz biz vatandaşlar olarak. Bunun için herhangi bir parti üyesi olmanız, resmi bir görev almanız gerekmiyor. Niye? Çünkü eğer sivil bir inisiyatif olarak orada olursak daha güvenli bir hale gelecek seçim. Ve şöyle bir endişemiz olmayacak. Acaba bir şeyler oldu mu? Acaba bir oy çalındı mı? Acaba yanlış bir oy kullanıldı mı? Ben müşahit olmak istiyorum. Çünkü sandıkta oylara sahip çıkmak, sandığa sahip çıkmak istiyorum. İnsanların verdikleri oydan ne oy atabildiklerinin farkında olarak bilinçli seçmen olmalarını sağlamak istiyorum insanların. Yapılanların usulüne uygun olarak yapılmasını ve günün sonunda da seçim gününde sandıklardan çıkan sonucun gerçekten halkın istediği sonuç olduğundan emin olmak istiyorum. Müşahit olmak için öncelikle çeşitli sivil inisiyatifler mevcut. Benim de üyesi olduğum Oy ve Ötesi'nden müşahit olabilirsiniz mesela. İnternet sitesine girip oyveötesi.org'dan gönüllü ola tıkladığınız zaman müşahitlik başvuru formunu doldurup daha sonra bizden arama bekliyorsunuz ve biz sizi Türkiye'de ayırdığımız bölgelere dağıtıp en ihtiyaç duyulan yere göndermeye gayret ediyoruz. Ben bunu neden yapıyorum? Çünkü ben tek bir insanım ve evet belki bütün kitleleri götüremem sandığa ama ben tek bir arkadaşımı oy kullanmaya ikna etsem, o benim söylediklerimden bir iki şey alıp kendi fikirlerini katıp başka birine söylese, böyle böyle ilerlese bir domino taşı etkisi gibi 10 kişiyi bile sandığa götürebilsek bir fark yaratırız. Başta gençler olmak üzere bütün insanlar, bütün halkımız oy kullansın diye aktivistlik yapıyorum. Şu anda sandık başında bulunup kendi seslerini duyursunlar diye. Gittiğimiz üniversite görüşmeleri, yaptığımız gençlerle yaptığımız buluşmalar gençlerin derneğe aktif katılımını sağladı. Ve şu an çok güzel bir çalışma ortamı oluşturduk. Çeşitli üniversitelerde çok resmi olmasa da temsilcilerimiz var aslında. Onlar bizi oradaki kulüplerle buluşturuyorlar. Oradaki öğrenci hareketleriyle temastayız. Yani derneğin arasında bir köprü kuruyoruz. Bana en çok gelen soru maalesef ki ben oy kullansam ne fark yaratacağım ki? Ben oy kullansam ne olacak ki? Tipinde sorular oluyor. Ve benim buna cevabım da genel olarak katılımcı demokrasi şeyi altında, şemsiyesi altında. Sen eğer sesini duyurmazsan, ben sesimi duyurmazsam o zaman mevcut düzen ya da nasıl bir durum varsa o durum devam edecek ve bir değişim yapılmayacak.
Ve senin sesin her şekilde duyulacak. Sen sesini duyurabilmek için kendine yakın bir partiyi bulacaksın. Bu partiye oy vereceksin. Ve sonrasında seçim gününden sonra da bu partinin iktidarda olduğu süre boyunca sen görüşlerinin yansıtıldığından emin olmak için onlardan talep edeceksin görüşlerini göstermesini. Kimse sessiz duran bir insana istediğini vermez. İnsanların istediklerini söylemeleri gerekiyor. Hayatlarımız çok bireyselleşmeye başladı. Biz istiyoruz ki demokrasiyi aynı zamanda birebir deneyimleyebilecekleri bir süreç olarak görsünler sandığı. Oraya gitsinler. Hani demokrasi sadece kağıt üzerinde terimlerle açıklanan bir şey değil. Ve şuna inanıyoruz. Bunu bir kere deneyimledikleri zaman oradan alacakları ilhamla kendi geleceklerine de yön verecek enerjileri ve motivasyonları olacaktır. Sandığa gitmeyecek gençlere de şunu söylemek istiyorum. Sizin sandığa gitmemeniz belirli bir grubun, belirli bir görüşün daha fazla yükselmesine sebep oluyor. Çünkü sizin oy vermeye gitmemeniz de dolaylı olarak bir oydur aslında. Çünkü pastayı küçültürsünüz. Adaletin güçünün değil, haklının yanında olduğu, kadınların havadan sudan sebeplerden öldürülmediği ve her şeyden önemlisi herkesin oy kullandığı bir Türkiye istiyorum. Umut derken Türkiye'nin geleceğine dair, yeni jenerasyonun konuya sahipleneceğine dair umut elbette. Umut değil, öngörü diyelim buna. Umarız onların da umudu olur. Onlar sahip çıkarlar konuya. Ben nasıl bir Türkiye istiyorum? Ben gençlerin oy kullandığı, sandığa gittiği, müşahitlik yaptığı ve Türkiye'deki seçimlerin adil, şeffaf ve demokratik olduğu bir Türkiye istiyorum.